geçen haftaki performansının altında kaldı oyun olarak. Buna Başakşehir'in de oyun anlayışı etken olmuş olabilir. Biliyorsunuz Başakşehir daha çok topa sahip olan, yatay oyunu tercih eden, ikinci, üçüncü bölgeye pas oyunlarıyla geçmeyi felsefe edinmiş bir oyun yapısı var. Şimdi Beşiktaş da ona ayakkabı durunca ilk yarı hakikaten çok keyifsiz bir maç çıktı. İlk 15 dakika belki hiç pozisyon yok. İşte orada kaptırılan topları, çıkış anında kaptırılan topları doğru kullanmanın ne kadar kıymetli olduğunu bugün ilk golde yine gördük. Biz hep Galatasaray'ı konuşurken Mertens'ten bahsediyorduk. Salih o görevi yaptı bugün. Hatta maçı izlerken hocalarla da konuştuk. Çıkış anında kaptırılan topların, ilk topun olumlu öne oynanması istatistiksel olarak çoğu zaman golle sonuçlandığı ortaya çıkıyor. Rakip takımın kaptırdığı, hücum takımı kaptığı topu iyi kullanırsa gol. Örnek oynarsanız, doğru oynarsanız o pozisyonların istatistiksel olarak gol olma oranı çok yüksek. Çünkü rakip takım hazırlıksız. Hazırlıksız yakalanıyor. Salih de doğru bir pas attı. Tabii orada Abubakar kalitesi tekrar ortaya çıktı. Burada da belirtmiştik işte Sivas, Karagümrük, İstanbulspor maçlarında. Hatta ben bir hangi maçtı tam hatırlamıyorum ama Beşiktaş Abubakar'la bir kişi eksik oynadı dediğim yorumumu Sivas hatırlıyorum. Sivas deplasmanı olabilir. Ama iki maçtır işte o kaliteli oyuncu sahne alınca iki maçtır Abubakar Beşiktaş'ı resmen sırtını aldı taşıyor. Söylediklerini de bir ekrana getiriyor arkadaşlar, onu da okuyalım. Her zaman çalıştım. Çalışmak lazım. Herkes gibi ben de işimin gereği çalışıyorum. İyi de oynasan, kötü de oynasan insanlar sürekli eleştirecek. Eleştirileri her zaman olumluya çevirmek lazım. Ben ve takım arkadaşlarım da bunun için çabalıyoruz. Sanki tam sizin dediğinize cevap vermiş gibi bir ya maç şöyle, eksik oynadı deyince. Kemal Hoca'yı duydu abi. En iyi eleştirmen kim biliyor musunuz oyuncular için? Kendileri. Oyuncu bilir iyi oynayıp iyi oynamadığını. Maçtan sonra onu hisseder zaten. Kendi öz eleştirisini yapabiliyorsa bir oyuncu zaten ileriye gidecektir. Abubakar da kendi performansını zaten yorumlamış. Eleştiriler olabilir. Bunlar doğal, oyunun içinde olan bir şey. İlk iki hafta bildiğimiz ve Beşiktaş taraftarının beklediği performansından uzaktı. Ama iki maçtır hareketliliği, o bitiricilik noktasındaki kalitesi ortaya çıktı. Az önce de dediğim gibi iki maçtır Beşiktaş'ı sırtını aldı, taşıyor. Beşiktaş takımını hep konuşuyoruz. Genel kadro yapısı olarak ligin en iyi kadrolarından bir tanesi bana göre. Devre arası dokunuşlarla da eksik noktaları artıya çevirebilmeye başladı Beşiktaş takımı. Nihat Hoca'nın da az önce bahsettiği gibi büyük takımlar tabii ki şampiyonluk yarışından uzak kalınan noktalarda her maça kazanmak için çıkmalı. Çünkü arkanızda bekleyen camia sizden bunu ister. Ki önümüzdeki sene veya bu sene nerede bitireceğini de bilmiyoruz. Önümüzdeki sene oluşturulacak şampiyonluk yolunda bugünkü performanslar çok önemlidir.